Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Gözcan, 1963 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Diyarbakır Siverek Urfa'da gördüm. Üniversiteyi, hukuk fakültesini Diyarbakır'da okudum. 1988 yılında mezun oldum. Bir yıl sonra yurt dışına çıktım. Neden tutuklandınız? Yakalanmam 1979 yılında oldu. 16 yaşındaydım henüz. Ve 3,5 yıl boyunca Diyarbakır cezaevinde kaldım. Gerekçe neydi? Sol bir örgüt adına pankart asmaktan. Hangi örgüt? Tekavmele Tiko. Yalnız pankart asmak mı? Evet, pankart asmaktan dolayı yakalandım. Pankartın indirilmesinde bir polisin iki gözü kör olmuştu. Size isnat edilen başka bir suç yok muydu? Aslında pankart davam izlenirse ben pankart asma olayından zaten mahkum olmadım. Yani bana yüklenen suç, isnat edilen suç havada kaldı. Yani bu demektir ki ben 3,5 yıl aslında boşuna yattım. 3,5 yıl yattım. Fakat devlet kendini borçlu göstermemek için sonuçta bir 6 yıl işte örgüte yardım yataklıktan dolayı ceza vermiş oldu. Böylece ödeşmiş oldu benim de. 16 yaşındaki bir çocuğa neden böyle ağır bir ceza? Korku olunca devlette, özellikle o dönemde 70'lerin sonunu düşündüğümüzde devletin sola ve Kürtlere karşı özel bir tavrı vardı. Kendi varlığı için tehlike gördüğü her şeyi ezmek istiyordu. Burada yaşa falan bakmıyordu. Hangi tarihlerde içeride kaldınız? 1979'un Mayıs ayında yakalandım. 82'nin Aralık ayında serbest bırakıldım. Yani 12 Eylül askeri darbesinin en kötü koşullarında cezaevindesiniz. Tabii. Bizim vahşet dönemi dediğimiz baskıların, zulmün yoğun olduğu dönemde tamamen oradaydım. Daha çocuksunuz. Büyüklerle aynı koğuşta mı kaldınız? İlk başta birlikte bizi, 79 yılında yakalandığında bizi aynı koğuşa bıraktılar. Kor General, yani Kolordu Komutanı'nın başı olan Kor General'ın cezaevi ziyaretinde Kor Generalci önümde durup bana yaşımı sordu. Niçin orada bulunduğumu sordu. Ben 16 yaşında olduğumu söyleyince döndü arkasındaki erkanına, bu çocuğun ne işi var burada? Niye bunu çocuklar koğuşuna götürmediniz diye. Çocuklar koğuşu yoktu o cezaevinde, askeri cezaevinde. Hemen o gün çocuklar koğuşu oluşturdu ve beni oraya götürdüler. Sözünü ettiğiniz meşhur 5 nolu cezaevi mi? Hayır, benim sözüne ettiğim 1 nolu cezaevi. 5 nolu cezaevinde ilk gittiğimizde çocuklar koğuşu yoktu. Geçtiğimiz zaman zaten ben 17 yaşındaydım. 12 Eylül geldiği zaman 12 yaşın 17 yaşındaydım.
baskılar yoğunlaştığı zaman, yani zaten 17 yaşında olduğum zaman çocuklar koğuşu yoktu. 81 yani baskıların mesafe aldığı dönemde de zaten 18 yaşında olduğumu söylüyordum. Çocuklar koğuşuna gitmek de istemiyordum. Devlet büyüklere yaptığı işkencenin aynısını sana da yapıyor muydu? Hiç fark gözetmedim. Hatta ben yakalandığım zaman elektrik verildi, en ağır işkencelerden geçirildim. Devlet için ben çocuk değildim. Onun için ben varlığına kastetmiş bir düşmandım. Bana diğerleri gibi davranıyorlardı. Benle yakalanan başkaları vardı. Yaş olarak benden çok büyük. Onların gördüğü muamelenin aynısını ben de gördüm. Hiçbir fark, hiçbir imtiyaz görmedim. Hakaret, küfür zaten çok sıradan günlük şeylerdi. Ama yaygın olarak hemen hemen her gün karşılaştığımız olaylardan biri dayaktı. Bunun yanında çok özel uygulamalar olmuştur. Çok özel uygulamalar yapıldığını da duyuyorduk. Fakat yani kişi olarak dayağın ağır dayakların dışında kişi olarak çok özel bir şey gördüğümü söyleyemem. Ama mesela sakalımı yaktılar. Yani 17 yaşında tıfıl bir gençtim. Sakallar yeni çıkıyordu. Daha tıraş olma alışkanlığı edinmemiştim. Farkında bile değilsin. Yani o çenende işte tüyler uzamış. Bir gün görüşten dönerken, görüş çıkışında sırada tek sıra halinde bekliyorduk diğer tutuklulardan birlikte. Askerin biri yanıma geldi, çakmağını çıkardı. Tamam, bu ne lan dedi. Bu ne sakal dedi. Ve çenemin altından çakmağını tuttu, yaktı. Evet, yani tüy kokusu burnuna geliyor. Yani, trajikomik bir olay ama yani, burada senin yaşın hiçbir önemi yok. Hatta yani sakalın tam çıkmadığı için tıraş olmamış. Olma alışkanlığı edinmemişsin. Bu dezavantaj oluyor sana. O yaşınızda, o yükün altında nasıl kalkabildiniz? Galiba dönem itibariyle belki biz biraz romantik de yaklaşıyorduk olaya. Olayın bir romantizmi vardı bizde yakalanmadan önce. Bir de bir şeyin farkındaydık sanki. Yani gözümüzün önünde bir tarih yaşanıyordu. Tarih oluşturuluyordu. Ve biz de bu tarihin içinde oyuncular. Gerçekten önemli olaylar yaşadığımızın farkındaydık. Önemli olaylar. Bu sadece cezaevi bazında değil, toplumsal düzeyde yaşanıyordu aslında. Ve bize göre, belki tarih ilerisi bizi yalanlayacaktı ama bize göre bunlar tarihi olaylardı. Ve biz de o kahramanlar değilsek bile oyunculardık o tarihte. Sadece bu değil tabii. Yani bu önemli bir motivasyondu. Mesela temel hedef dünyayı, toplumu değiştirmekti bizim için. Ama yani ilginç belki henüz tanımadığımız bir dünyayı değiştirmeye soyunmuştuk. Bunu bizi buna iten sebeplerin başında her gün tanık olduğumuz gerek dışarıda gerek cezaevinde sayısız haksızlıklar, adaletsizliklerdi. Yani o kadar somut, bariz bir şekilde görüyordum ki bunları. Bunun için çok fazla alıp vermeye gerek yoktu. Birazcık vicdan ya da birazcık korkuyu bastırma yerine insanları rahatlıkla bu mücadeleye itebiliyordu. Tabii sen bunları seçmiyorsun. Bu koşulları sen seçmiyorsun, sana dayatılıyor. Senin önünde iki seçenek vardır. Ya bütün nedamet getirip yani tam anlamıyla benliğinle, kişiliğinle teslim olacaksın. Dolayısıyla belki tırnak içinde insani bir yaşam sunarlar. Yahut da onların dayattığı seni gerçekten sen olmaktan soyutlayacak, çıkaracak uygulamaları kabul etmemek. Ona karşı direnmek seçeneği vardı. Bir süre direndik. Teslim olduğumuz dönem de oldu. Yani kurallarını, bizim açımızdan kuralları kabul etmek, dayatılan yaşam tarzını kabul etmek aslında şekle uymaktan ibaretti. Çünkü biliyorduk ki bir gün biz buna karşı ayaklanacağız. Hatta yani birçoğumuz o ayaklanma gününde orada olmak istiyorduk. Çünkü ilelebet böyle süremezdi.
Bunların farkındaydık gerçekten. Bunun değişeceğine inanıyorduk, biliyorduk. Açlığa, susuzluğa dayanabiliyor musunuz? En yaşamsal, hayati ihtiyaçlar tamamen bir silah haline getirilmişti cezaevinde. Ve bir su olayı dahi bir silah olarak kullanılıyordu. Mesela yağmurlu havalarda suyun olmadığı, susluk çektiğimiz yağmurlu havalarda havluya ip bağlayıp, ipi havluyu aşağıya pencereden havalandırmaya sarkıtıyordu. Yağmur suları havluda birikiyordu. O havluyu yukarı çekiyordu. Onu bir tabağın içine sıkıyorduk. Bekliyorduk dinlenmesini. Pislikler alta çökünce üstte kalan suyu içiyorduk. Susuzlukla ilgili unutamayacağınız anınız. Diyarbakır'ın sıcak yazarından biriydi. Yine su silahı olarak kullanmıştı bize. Günlerce su verilmiyordu. Verildiği zaman da adam başı işte bir bardak. Yani günde normalde 2 litre, 3 litre su içmen gerekirken o kızgın sıcağa dayanmak için bir bardak ya da iki bardak su veriliyordu ya da bazen hiç verilmiyordu. Bir akşam ranzada uzanmıştık artık. Uyuyamıyorsun susuzluktan, uyku tutmuyor. Sabri Baltay isimli Ergani'li bir arkadaş iki ranza arasında gidip geliyordu. Kafasına bir havlu bağlamıştı. Kafasını duvarlara vurmak üzereydi. Yanımıza yaklaştı. Benle bir arkadaş uzanmıştık. Sohbet ediyorduk. Yanımıza yaklaştı. Ağzıma tükürün dedi. Boğazım kurumuş. Yutkunamıyorum dedi. İnsanlar gerçekten bu düzeye getirilmişti. Bu duruma getirilmişti. Suyun silah olarak kullanıldığı bir dönemdi. Bir atmosfer, bir yerdi. Bir de kalorifer borularındaki suyu içmişsiniz. Daha önce suyla ilişkin bir anımız vardı. Radyatör vanalarını söküp içteki çıkıntıyı geriye ittiğimizde radyatör borusundaki suyu dışarıya çıkarabiliyorduk. Susuz kaldığımızda aklıma bu geldi. Gidip ranzaların arkasında bulunan bir radyatörün vanasını söktüm. O çıkıntıyı geriye doğru ittim ve dibine leğen tuttum. O sular leğene akmaya başladı. Günlerdir gerçekten susuzdu. Ve herkes o sudan kana kana içmeye başladı. Doktor Tarık Ziya II ile birlikte aynı koğuştaydı. Yanında rahmetli Vedat Aydın vardı. Tarık Ziya II'nin yatağının arkasındaki radyatörü açmıştım. Bizi seyretti. Dedi yapmayın öyle çocuklar. O borulardan gelen suyun içinde antijel olabilir, çeşitli kimyasal maddeler olabilir, pas olabilir. Gerçekten suyun rengi hani berrak değildi. Döndük, ne yapalım yani Tarık amca? Susuzuz. Yani biz gerçekten o sudaki pası ya da herhangi kimyasal bir ilacın tadını hissetmiyorduk. Sürahiler lıkır lıkır içiyorduk doya doya. Bu sahneyi gören Tarık amca herhalde etkilenmiş. Dedi, Mustafa oradan bana bir bardak verebilir misin? Bardak falan yoktu. Elimde sürahi, sürahiyi batırdım, daldırdım leğene. Bir sürahi su verdim kendisine. Tarık Ziya II lıkır lıkır bir sürahi suyu içti o susuzlukta. Çünkü o da bizim durumumuzdaydı. Hiç unutamayacağınız bir olay var mı? Kendimizden çok, ben daha fazla bize işkence yapan askerlerin durumu beni düşündürüyordu yıllar sonra. Yani onlar nasıl insanlardı? Ne düşünüyorlardı bize işkence yaparken? Onları motive eden neydi? Bunlar sonra askerlikten sonra ailelerine döndüler mi? Dönünce neler hissettiler? Yaşamları nasıl idame ettiriyorlar? O günlerde aslında onlarda ne kaldı? Çünkü sakat olan biz değildik. Sakat olan bize işkence yapanlardı. Halen yer yer ben o insanları düşünürüm. O insanlar ne yapıyor şimdi? O insanlar da ne iz bıraktı? Bence işkence yapılanda belki fiziksel izler bırakabilir. İşkence yapılan, işkenceyi gören,
haklılığına, haksız olmadığına inanıyorsa manevi sakatlıkları aşabilir. Fakat işkenceyi yapan bence bunu hiçbir zaman aşamaz. Keşke cezaevine düşmeseydim. Dışarıda gençliğimi yaşasaydım. Dediniz mi? Tabii gençlik, çok gençlik yani. Çok gençlik. Dışarıda olmak istiyorduk. Eğlenmek istiyorduk. Yani yaşımızın uygun olduğu ortamlarda yaşamak istiyorduk. Uygun şeyleri yapmak istiyorduk. Okulumuza gitmek istiyorduk. Okulumuzu bitirmek istiyorduk. İşte yani hayata diğer bütün insanlar gibi katılmak istiyorduk. Ama memleket öyle özel koşullar içindeydi ki senin gibi yüzlerce, binlerce insan görüyorsun. Yani kendine bir ayrıcalık tanıyamıyorsun. İsteğin var, istiyorsun. Dışarıda olmayı, özgür olmayı istiyorsun. Fakat bunu bir saplantı haline getirme lüksün yok. Ruhsal olarak dayanamazsın, çökersin zaten. Öyle bir lüksümüz yoktu. Fakat istiyorduk. Kim istemez? İçeride cezaevinde olup dışarıda olmamayı istemek sağlıklı bir durum değildir. Kötü, korkunç rüyalar görüyor muydunuz? İlk zamanlar polis sorgusundaki işkenceleri ya da ya onların yarattığı birebir işkence rüyası olmasa bile onların yarattığı psikolojik durumun ya da travmanın yol açtığı rüyalar görüyordum. Daha sonra cezaevinde, yani 12 Eylül'le birlikte cezaevinde işkenceler başlayınca polisteki işkenceleri arar olduk. Artık o rüyalar falan gelmez oldu. Fakat hiçbir zaman huzurlu uyuyamıyorduk işkenceleri başladıktan sonra. Çünkü her an uyandırılabileceğimizi, her an dayaktan geçirilebileceğimizi, her an insanlık dışı bir uygulamaya maruz bırakılabileceğimizi düşünüyorduk, düşünebiliyorduk. Bu her zaman olasılık içindeydi ve defalarca başımıza gelmiştir. Gece yarısı defalarca aniden saat 2'de, 3'te ya bir az subayın biri ya da herhangi bir subayın biri ya da Esat Oktay Yıldıran'ın tamam, kafayı çekip çekip gelip koğuşları dolaşıp kaldırıp kendi belki de iktidari fantezilerini gerçekleştirdiği günler çok olmuştur. Yani düşünebiliyor musunuz? Saat 2'de gece birisi bir tane astsubay askerleri yanına topluyor. Gece koğuşu başlıyor. Hadi lan uyansın herkes. Orospu çocukları. Kalkın bakayım. Herkes kalkıp dizilmek zorundadır. Ondan sonra büyük ihtimalle sarhoştur. Geçer nutuk atar büyüklük havalarında. Ve ondan sonra dayağa başlanırdı. Bunlar çok yaşandı. Öykündüğünüz kahramanlar var mıydı? Tabii yani bizim örnek aldığımız gereken cezaevinde birebir tanıdığımız büyüklerimiz de vardı. Gerek tarihte okuduğumuz kahramanlar da vardı. Yani biraz belki kahramanlık hikayeleri bizi motive ediyordu. Yani yaşımız gereği. Hadi yani işkencelerde direnen arkadaşlarımız, tanımadığımız insanlar bizim için kahramanlardı. Bunların örnekleri vardır. Cezaevinde tanıdığımız, yani herkesin bildiği bir Kemal Pir vardır. Çok ünlü olan mesela Cafer Cangöz vardır. Hatta işkencede direnenlere şey deniyordu artık, caferleşmeyin deniyordu. Yani bunlar bizim için kahramanlardı. İyi insanlardı bize göre. Kaç yıl ceza aldınız? Ben çıktıktan sonra mahkemem sonuçlandı. 6 yıl cezaya hükmedildi. Zaten onun fazlasıyla yatmıştım. Bu kadar çabuk çıkacağınıza inanıyor muydunuz? Çıkacağıma inanmıyordum. İki sebebi vardı bunun. Birincisi, 12 Eylül gelmeden önce zaten inanıyorduk işte çıkarız, daha iyi oluruz falan. Fakat 12 Eylül geldikten sonra bizim davada, yani bana ilişkin davada
hiçbir yeni gelişme olmamasına rağmen savcı ikidaneme göndererek benim hakkımda istediği cezayı idama çevirdi. İdam istemeye başladı. İdamla cezalandırmamı istedi. Halbuki daha ana iddianamede, esas iddianamede işte 141-142 maddeler vardı. Yani ağır ceza almamı isteyen maddeler vardı. Fakat idam değildi. Ama 12 Eylül'den sonra savcı talebini idama çevirdi. Daye 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 beke samın vaye felek kıymış miyor şiahar doşaye. Tahliye olunca intikamımı alırım diye düşündünüz mü? Diyarbakır cezaevinin bende bıraktığı en büyük etki Türk askerine nefret etmek oldu. Nefret intikamı çağrıştırır mı çağrıştırmaz mı bilmiyorum. Fakat büyük ihtimalle ben çıktığım zaman yani 82 yılın Aralık ayında inandığım bir örgüt bu askerlere karşı bugün yani daha sonra PYK'nin yapmış olduğu gibi bir mücadele içinde olmuş olsaydı büyük ihtimalle beni daha çıkardım. O günleri unuttunuz mu yoksa? Hayır, unutulmaz. Hiçbir zaman unutulmaz. Fakat hayatın içine giriyorsun, mücadeleyi ya da bu haksız yapılan haksızlıklara karşı başka tarz, başka çeşit mücadele, başka türlü mücadele etmeye başlıyorsun. Bunun bin bir yolu vardır. İşkencecilerini affeder misiniz? Bunlar bu durumda kaldıkları sürece her zaman acıyacağım. Çünkü yani onlar acınacak durumda bana göre. Affedilmekten çok ki ben işkencecimi niye affedeyim ki eğer affetme söz konusuysa. Fakat ben daha çok acıyorum onlara. Size göre Diyarbakır cezaevi. Diyarbakır cezaevi bana göre. Diyarbakır cezaevi şahsında Kürtlerin, Kürdistan'ın onursuzlaştırma, Kürdistan'ı, Kürtleri onursuzlaştırma, insansızlaştırma politikasıydı. Tek kısa cümleyle istersen eğer, Diyarbakır cezaevi bana göre bir soykırım maketiydi. Sizin için işkenceci nedir? Hiçbir şey aslında. Bir şey değildi yani. Hala o günleri yaşıyor musunuz? İlk zamanlar ki gibi değil tabii yani. Bu büyük ölçüde atlatıyorsun onun etkilerini falan. Daha yani kendine bunun başka şekilde açıklamalarını yapmaya başlıyorsun. Ben de öyle uzun süreli travma falan bırakmadı. Psikolojik rahatsızlık da bırakmadı. Fakat yaşadığımız şeyler öylesine ağırdı ki unutulacak gibi de değildi. Ne zaman hatırlasam mutlaka etkiliyor. Yani aslında bu anlamıyla hatıralar ve hatıraların etkisi bağlamında mutlaka bir şeyler bırakmıştır. Doktorlara, psikologlara gitmediniz. Hayır, zaten öyle imkanlar da yoktu. Kendi doktorumuz kendimizdik. Kendi yaralarımızı kendimiz sarmaya iyi öğrenmiştik. Biz birbirimizin psikoloğuyduk adeta. Terapiyi kendi aramızda yapıyorduk. Diyarbakır'da çok 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 ağır olaylar yaşandı. İnsanlık dışı olaylar yaşandı. Fakat biz orada yaşayan insanlar ne zaman yan yana gelmişsek bu olayların ağır kısımlarını belki kısa kısa bölümler halinde anıp geçmişiz. Daha çok biz olayın belki de bize komik gelen yönlerini konuşmuşuzdur. Bu bana göre
bir tür savunmadır. Ve bana iyidir de. Hacıların altında ezilmemek için bir refleks, bir savunma duruşuydu bu. Birçoğumuz bunu yapmışızdır. Halen de yapmaktayız aslında. Siz dışarıdayken içerideki direnişlerin ayaklanmaya dönüştüğünü duyduğunuzda neler hissettiniz? Orta olmamanın verdiği bir hayıflanma vardı. İsyan da orada olmak istiyordum.